Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Kadınları Derneği Edirne Şubesi tarafından basın açıklaması yapıldı. Dernek binasında yapılan basın açıklamasına bazı siyasi partiler ve demokratik kitle örgütü temsilcileri de destek verdi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Edirne Şube Başkanı Mine Epgüllü, bağımsızlık mücadelesinin ürünü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının saygıyla andıklarını belirtti. Hep Güllü, Atatürk'ün 10. yıl nutkunda Cumhuriyet Bayramı'nı en büyük bayram olarak tanımladığını söyleyerek, emperyalizme karşı direnmek, teslim olmamak ve kendi gücüne güvenerek mücadele etmek ancak onurlu bir halkın eseri olabilir. Mücadelenin başarıya ulaşmasının koşulu ise ulusal birlik ve beraberliktir dedi. Kahraman Türk kadınları işgal altındaki bir coğrafyada ya istiklal ya ölüm diyerek kanla, acıyla, gözyaşıyla, azimle, inançla, onurla Cumhuriyet'in yolunu aydınlatarak Cumhuriyet'e ulaştılar. Biz böyle kazandık Cumhuriyet'imizi. Halide Edip adı var. Asker Sayın'a, Kılavuz Hatice, Tayyar Rahmiye, Fatma Seher Hanım, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Binbaşı Ayşe, Nizat Hanım, Süreyya Sülün Hanım, Ayşe Hanım, Gaziantep'li Yerik Fatma, Nazife Hanım, daha adını anmadığımız binlerce kadın. Mustafa Kemal Atatürk 10. yıl nutkunda Cumhuriyet Bayramı'nı en büyük bayramımızdır diyerek tanımladı. Bu büyüklüğü ise onurlu bir halkın ulusal birlik ve beraberliğin ürünlü olmasına bağlıyordu. Emperyalizme karşı direnmek, teslim olmamak ve kendi gücüne güvenerek mücadele etmek ancak onurlu bir halkın eseri olabilir. Mücadelenin başarıya ulaşmasının koşulu ise ulusal birlik ve beraberliktir. Hep Güllü, 96. yılında Cumhuriyeti ve değerlerini savunmaya daha çok ihtiyaç olduğunu söyledi. Bugün ise geldiğimiz noktada ulusal birlik ve beraberliğimizi koruyabiliyor muyuz? Cumhuriyeti sağlamlaştırmak veya yerleştirmek için ard arda gerçekleştirilmiş olan Cumhuriyet devrimlerinin neresindeyiz? Ulusal kurtuluş mücadelemizin Cumhuriyet'in ilanı ile taşlandığı bugünün üzerinden tam 96 yıl geçti. Neredeyse bir asra yaklaşan bu süreçte ülkemiz Cumhuriyet'i bize emanet edenlere layık bir gelişme gösterebildi mi? Cumhuriyet'i var eden tüm değerler bir bir elimizden kayıyor. Ulusal birliğimiz ve bağımsızlığımız ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bulunuyor. Ülkenin temel sorunları ülkenin gereksinimlerine değil, emperyalistlerin plan ve programlarına uygun olarak çözülmeye çalışılıyor. Dilimizden eğitimimize, tarımımızdan sanayimize, yargımızdan hukukumuza, her şeyde onların istemlerine uyuluyor. Maddi ve manevi tüm değerlerimiz ayaklar altına alınmak isteniyor. Aydınlık günlere erişmek için yine kendi geçmişlerimize ve önderlerimize kulak vermek zorundayız.